Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir içerikle geldim. Çünkü geçen günlerde bu soru bana çokça soruldu. Dip çekimi nedir? Dip çekimi nasıl yapılır? Veya hangi ürünleri kullanarak dip çekimi yapılır? Aslında bunun cevabı çok basit. Dip çekimi bildiğiniz normal hortumla yapılan bir şey. Ama dip çekimi için birçok aparatlar var. Bunların elektriklileri var. İşte son zamanlarda havalı olanları çıktı, elektrikli olanları var, normal pompa sistemli olanları var. Var da var. Yani şöyle, ben geçtiğimiz yıllarda elektrikli olanını da kullandım, pilli olanını da kullandım. Ama inanın boşuna para tuzağı, hiçbir işe yaradığı yok. Çünkü şöyle anlatmak istiyorum. Dip çekimi, benim bu kendi fikrim tabii. Dip çekimi yaparken aynı zamanda suyu da çekmemiz gerekiyor. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle diyorlar. Dip çekimi işte aparatı var, dip çekimi aparatıyla dipteki tortuları toplayıp bir hazneye dolduruyorsun falan. Bu hikaye o hazne suyun içerisinde kaldığı için o hazneden akan suyla beraber illaki dipten çektiğiniz pislikler suya karışıyor. Bence dip çekimi yapılırken aynı zamanda su da alınmalı. Şimdi bitkili akvaryumlarda dip çekimi biraz daha farklı. Çünkü bitkili akvaryumda dip çekiminde çok fazla detaya giremiyorsunuz. Yüzeysel, yani dipten yüzeysel bir şekilde dip çekimi yapıyorsunuz. Çok fazla kumu karıştırmak zaten dip çekimi yapmak yerine aksine daha farklı sonuçlar doğurabiliyor. Dip çekimi yaparken kumu çok fazla karıştırmamak gerekiyor. Çünkü kumun altında biriken amonya ve balık dışkılarıyla beraber oluşan, yem artıklarıyla beraber oluşan zehirli gazı bir nevi açığa çıkartmış oluyorsunuz. Bunu kesinlikle yapmayın. Yani akvaryumun dibinde kum varsa kumu karıştırarak dip çekimi yapmayın. Dediğim gibi alabildiğiniz kadar yüzeysel olarak dip çekimi yapın. Zaten akvaryumlarda eğer ki kum yoksa zaten dibe biriken tortuları, yem artıklarını görüyorsunuz ve kolay bir şekilde alıyorsunuz. Ben kendi akvaryumlarımdan örnek vererek konuşuyorum. Çünkü benim akvaryumlarımın hepsi bitkili olduğu için dediğim gibi yüzeysel bir dip çekimi yapıyorum. Peki şimdi haklı olarak madem dip çekimi hortumla yapılıyorsa bu aparatı neden aldın diye soracaksınız haklı olarak. Bu aparatı almamın sebebi, ben bu hobiyi yıllardır yapıyorum ve yıllardır akvaryum suyu içmekten artık gına geldi. O yüzden de bu otomatik, hani elinizle başlatılabilen bir sistem olduğu için böyle bir sistem almak istedim. Bir ikincisi de sadece ve sadece tipi hoşuma gittiği için aldım. Açık ve net söyleyeyim, normal bildiğiniz bahçe hortumuyla da yapabilirsiniz bunu. Herhangi bir hortumla da yapabilirsiniz. Yani bunun hiçbir esprisi yok. Sadece aldığım ürünü göstermek için ve kullanım amacı, işte kullanırken ne kolaylıkta kullanılıyor, onu test etmek istiyorum. Daha önce böyle bir ürün kullanmadım. Dediğim gibi pillisini kullandım, elektriklisini kullandım ama böyle bir ürün kullanmamıştım. O eskiden vardı mesela, şöyle sıkarak pompalayan pompalar vardı. Onlardan da kullanmıştım ama onlar estetik açıdan hiç güzel durmuyordu. Bu biraz daha böyle tipi güzel olduğu için açıkçası bunu aldım. Şimdi ben de kutu içeriğinde ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. İlk defa aldığım için hep birlikte bunu açacağız. Aldığım yerde de ürün hediyelidir yazıyordu. Nasıl bir hediye çıkacak içinden merak ediyorum açıkçası. Şimdi şuradan keseyim. Sonrasında da bu pat patı kullanırız, işimize yarar. Olabildiğince böyle durumlarda işte bu dış paketlemeleri falan ben yırtmamaya çalışıyorum. Sonrasında kullanıyorum. Hem böylelikle doğaya da katkımız olmuş olur. Biraz zor olacak ama bu ürünün birçok markası var. Yani benim amacım marka falan değil, marka tanıtmak da değil. Evet, şöyle bir yem hediyesi göndermişler ama ciklet yemi zannedersem. Tam da üstüne geldi çünkü bende ciklet kalmadı, öyle söyleyeyim. Ama bu ürünün içeriğine bakacağım. Hangi balıklar için kullanılıyor bilmiyorum. Ama ciklet yemi gibi geldi bana. Yine belki de içeriğine bakacağım.
Güney Amerika ciltlekleri için kullanılıyorsa melek balıklarını da kullanırım. En azından hediyeli yazmışlar. Hediye göndermeleri iyi oldu açıkçası. Çünkü yani güzel. Beğendim çünkü ben bunun hortumu var mı diye de sormuştum. Açıkçası hortumu çıkmasa üzülürdüm. Ve böyle durumlarda ben genelde kendimi tutamıyorum ve mail atıyorum veya şikayet ediyorum. Çünkü gerçekten insan kandırmak oluyor. O yüzden dediklerinin çıkması gayet iyi oldu benim için. Yani şöyle söyleyeyim, çok da böyle ağam şağam abartılacak bir aparat bir şey değil. Yani öyle üst düzey bir kaliteli falan diyemeyeceğim. Çünkü bu ürünlerin bilindik markaların ürünleri de var. Eheim'in falan da var. Ama dediğim gibi gerçekten yani 200 lira, 250 liralar dip çekim aparatına bence vermek gereksiz. Öyle söyleyeyim, hiç gerek yok. Şimdi ben de ilk defa açtığım için yani nasıl kullanıldığını, nasıl kurulduğunu bilmiyorum. Büyük ihtimalle buranın, görüyorsunuzdur umarım, buranın bu pompanın takıldığı yer olduğunu düşünerekten şöyle. Evet, mesela şurada güzel bir detay var. Buraya balıklar falan kaçmasın diye bir filtre yapmışlar. Tabii yavru balıklar geçebilir belki ama en azından birçok balık geçmeyecektir. Bu detayı atlamamaları daha doğrusu güzel olmuş. Bir de böyle yani şöyle başlatmak bence güzel. Hoşuma gitti benim. Açıkçası şimdi buranın nasıl takıldığını bilmiyorum. Şöyle galiba. Evet. Yani bu iki aparat var burada. Bu da buna zannedersem aynen ek oluyor. Şöyle bir bakalım. Evet. Bu da bunun eki. 90 santim demişlerdi. Zaten bu kadar uzuna bence gerek yok. Buradan çıkabiliyor mu? Çıkıyor, evet. Yani hangisini kullanmak istiyorsanız onu kullanırsınız. Ben sadece tek olarak şu uzunu kullanacağım. Birçok yerde çünkü iş görür. Çok akvaryumda iş görür. Yani şöyle söyleyeyim, malzeme kalitesi de ultra iyi değil. Öyle söyleyeyim. Yani öyle çok güzel bir malzeme kalitesi var diyemem. Çünkü biraz nazik davranmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu kırılabilir. Sonrasında mesela bu hortum detayı da iyi. Aslında bu hortumun daha da uzun olsa daha iyi olurdu. Yani yaklaşık 1,5 metre zannedersem. Ama burada bir hortum eki, yani buna başka bir hortum takabilmek bence güzel bir detay. Yani en azından buna uygun bir hortum bulup bunu uzatıp işte banyoya kadar veya gidere kadar uzatabilmeniz mümkün olur diye düşünüyorum. Ama burada bir şey, yani buraya olmuyor değil, biraz sert davranmak gerekiyormuş. Şu şekilde bir aparat. Şimdi şunu ayıralım, bunu zaten kullanmayacağız ama ben bu aparatın ne işe yaradığını açıkçası anlamadım. Kutunun üzerinde gösteriyor mu, ona bir bakayım. Yani ne için kullanıldığını gerçekten anlamadım ama yani burada göstermiş, daha doğrusu ben şurada göstermiş ama çözemedim. Galiba ya bu borunun tutucusu, çünkü bu taraf belli cam kısmına geliyor ama anladığım kadarıyla borunun tutucusu gibi geliyor ama bu çok da işe yarayacağını sanmıyorum açıkçası. Yani buna pek de gerek yok gibi. Dediğim gibi ürün böyle. Hani gayet güzel, kullanışlı, fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bir ürün. Ultra kaliteli bir ürün değil ama iş görebilecek bir ürün bence. Fiyat olarak fiyatı da oldukça makul, kullanılabilir. Yani en azından şu şekilde oldukça şık duruyor bence. Yani ben de zaten o yüzden aldım. Şık durmasından dolayı aldım. Bu şekilde bir kullanacağım. Şimdi ben bunu bir şey yapayım, hazırlayayım. Bir herhangi bir akvaryumda deneyelim bakalım. Çekim sistemi, kullanma sistemi nasıl? Şimdilik hoşça kalın.
Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bu akvaryum biraz kök salınım yaptığı için kötü durumda. Yani renk olarak. Şimdi burada bir deneyeceğim önce. Şöyle bir bakalım basma yeri çalışıyor mu? Evet. Bu şekilde bir çalıştırdık. Çekim, baştan söyleyeyim, çekim kuvvetini sevmedim. Böyle çok kaldır buldur çekmiyor. Çok kuvvetli değil. Ama iş görürünü görür. Baştan da dediğim gibi fiyat performans ürünü. Çünkü ben şeyde daha kuvvetli çekiyor, öyle söyleyeyim. Normal hortum daha kuvvetli çekiyor. Ama bu biraz daha zayıf o konuda. Yani zayıf kaldı. Şimdi bu akvaryumda denedim. Bu akvaryum pek net değil. Diğer akvaryumda da deneyeceğim. Zaten bunların su değişimlerini, dip çekimlerini yapacaktım. Şöyle hortumdan yukarıya doğru giden pislikleri görüyorsunuzdur ama biraz yavaş gidiyor. Yani debi olarak biraz yavaş gidiyor. Onun dışında çalışma sistemi güzel. En azından duruşu da şık. Dediğim gibi zaten ben bu yüzden almıştım. Bir de işte akvaryum suyuna ağzımı değmeden en azından çekim işlemini başlatabileyim diye almıştım. O yüzden güzel çekiyor yani. Yavaş da olsa bir çekim şeyi var. Bu en azından iş yapar. Boşuna kaldığımız bir ürün olmadı en azından. Dediğim gibi şu mesela kovanın içini de çekelim. Su oradan nasıl görünecek bilmiyorum ama sarı. Yani akvaryumu çektiğimizde mesela akvaryumda beyaz gibi duruyor. Ama su beyaz değil arkadaşlar. Yani su sarı. Bakterisel bir problem olduğunda bunu da söylemiş olayım. Su beyazlar. Ama akvaryuma baktığınızda sanki beyaz gibi duruyor ama değil. Yani bakterisel bir sorun yok. Çünkü uzun zamandır kurulu olan bir akvaryum olduğu için oturmuş bir bakterisi var. Bakterisel bir sorun olduğunu sanmıyorum. Bu sudaki rengi atmak için, yani çünkü bu kök salınımını bir süre sonra durduracak, yani bırakacak. Ben de buna destek vermek amaçlı 3 günde bir su değişimi yapıyorum. Normal şartlarda ben su değişimini haftalık olarak yapıyorum. Beni bilenler bilir ama sadece tek buradaki akvaryumları bu suyu kendi eski haline getirebilmek için şu anda o şekilde yapıyorum. Yani 3 günde bir su değişimi yapıyorum ki akvaryum suyu kendine gelsin diye. Yani bu şekilde bence kullanışlı güzel bir aparat. En azından fiyat performans ürünü. Yani şu yandaki akvaryumda da deneyecektim ama oranın su değişimi günü değil. Çünkü oranın suyu iyi. Suyuna dokunmak istemiyorum. Çünkü sürekli su değiştirmek de iyi bir şey değil arkadaşlar. Çünkü ben dediğim gibi haftalık su değişimleri yapıyorum sadece. Onun dışında su değişimi yapmıyorum. Ama buradaki akvaryumların suyunu düzeltmek amacıyla 3 günde bir su değişimi yapıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Ben herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Hoşça kalın.